O habere geldi sıra. Şu anda arkamda siyah duman görüyorsunuz. Ankara'da bir iş hanında yangın çıktı çünkü onun dumanı. O han o sırada doluydu. Üstelik içeride öğrenciler de vardı. Kalabalık panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Bunun için de akla ilk gelen yer neresi olacak? Tabii ki yangın merdiveni. Ama durum bu. Yangın merdiveni işte bu haldeydi. Tam bir skandal. Yangın çıktı ama yangın merdiveni kapalı gördüğümüz gibi. Alevlerden kaçmak için yangın merdivenini kullanmak istediler. Kapısı kilitli olunca demir parmaklıkları kırdılar. Korku dolu dakikalar başkentin göbeğinde bir iş merkezinde yaşandı. Yürekleri ağza getiren yangın 10 katlı iş merkezinin birinci katında tam bu noktada başladı. Kısa sürede büyüyen alevler asansör boşluğundan üst katlara sıçradı. Bayağı güçlükle durduruldu. Hani 5-6 dakika biraz daha zaman geçmiş olsaydı büyük felaketlere gerçekten yol açabilirdi. Dışarıda çığlıklar duyunca biz hemen kapıyı açtık. Baktık duman geliyor içeriye. Yangının söndürülmesini bekledik. Can pazarı işte bu yangın merdiveninde yaşandı. Alevlerden kaçan vatandaşlar yangın çıkış kapısına geldi. Ancak burada bir sorun vardı. Kapı kilitliydi. Yangın merdiveninin kapalı olması çok kötüydü. Hepimiz burada kilitli kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kendimiz buradan bağırarak okullara ulaşmaya çalıştık. Ama kimse gelip de ilgilenmedi. Ve çoğu öğrencisinin olduğumuz yerde kaldı. Yangın merdiveni kapısının kilitli olduğunu gören vatandaşlar can havliyle bir alt kata indiler ve burada bulunan demir parmaklıkları kırdılar. Ancak bir sorun vardı. Çatıya basamıyorlardı. Bunun üzerine işte demir parmaklıkların etrafını dolaşıp kaçtılar. Bunun yarısı açıktı. Bunu kırdık. Sonra buradan çatıya da basamadık. Çatı da çöküyordu. Şuralardan tutunarak diğer tarafa geçtik. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın merdiveninin kilitli olmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.